1 milyon 500 bin tamam. kişi, 10 milyon değil yani. Ya bunu hesap edecektiniz. Yani bu işi yaparken seçim kurumu yani olarak. Yani sen 16 milyonu komple e, zor evet. durumda bırakıyorsunuz. 1,5 milyon kişi evet. geldi ya, 1,5 milyon. Şu anda yani mevcut daha önce bu uzun yıllar çalışıp da sonra şey emekli olmuşları da karşı karşıya ya yani bu hep birbirine düşürme politikası da var. Yani hani sanki şimdi onlar da git bak EYT'liler yüzünden sen daha az maaş alıyorsun de arkadaş hiçbirinin alakası yok sen yapıyorsun bunları. Yani bu sistemi nasıl kurguladıysa sonuçlarını da ya dengeyi de sen sağlayacaksın. Tabii yorumlarda eyvallah gitti böyle olsun desinler. Evet, işte, öyle bir şey yok. Bak hep vatandaşı birbirine bu, enflasyonla Kaline. ilgili de bak hep söylüyorum. Bu kelimeleri ben kullanmıyorum dikkat edersen. Yok grid yok hayır arkadaş. Hiçbiri vatandaşın açgözlülüğünde akan. E, elbette yapıyor. Bak bu oluyor. Yani kafasına göre zam yapıyor herkes. Fakat bunun sorumlusu o zam yapanlar değil arkadaş. Sizin yanlış para politikanız ve yanlış ekonomi politikalarınız ülkedeki davranışları bozdu. O davranışları da bir gecede faizi veya şuradan şuraya çektik düzelecek. Düzelmez. Düzelmez. Ne zaman düzelir? Gerçekten toplu bir gerçek bir programa başladığınız zaman insanlara tasarruf, kamuda biz nasıl tasarruf ediyoruz? Bakın biz neler yaptık diye açıkladığınız gün ilk adımdır. Vatandaş bir bakar görmek ister. Ya diyor biz tasarruf yapıyoruz diyor ama gerçekten yapıyor mu der. Bakar yaptıklarına biraz ikna olmaya başlayınca ondan sonra başlar. Ama yüzde 45 faiz yüzde 122 olmuş enflasyona. Yüzde 45 faiz vererek zaten düşmez. O da ayrı. Yani sen 180 puan negatif faizle o ülkede ortodoks para politikası uyguladığını iddia ediyorsan maalesef zaten uygulamıyorsun. Onun için hani ortodoks uyguluyoruz şunu geçtik bu, biz bunları devam edeceğiz. Onlarla zaten olmayacak. Burada biliyoruz. Ve burada kimse ikna değil. İkna olsa zaten Türkiye'ye son 8 ayda milyarlarca dolar para akardı. Akmıyor. Evet. Gelen giden filan bir şey yok. Biz yine kendi yağımızla kavruluyoruz. Ve ortada gelen giden bir şey yok. Az önce Cem Bey söyledi çok güzel bir şey var. ya bakanlıklara durmadan yeni işte kanunlar şunlar. Bakanlık sayılarını arttırma filan. Ya bak bu dalga geçilen Arjantin'in e, başbakanı şu anda o bakanlık sayısını o kadar çok azalttı ki dedi ne işe yarıyorsunuz dedi. Hepinizi ortadan işte bütün bu dalga geçilen politikalar aslında yapılması gerekenler. Ya devleti küçültmediğiniz sürece siz herhangi bir şekilde maalesef bu doğrultuda yani bir masrafları kesemezsiniz. Biz de olmayanı harcamaya, olmayanı bak hep söylüyorum. Olmayan harcamaya çok alıştık. Devletin ana politikası kasada olmayanı bir şekilde uydurup harcatmak. Vatandaşa da bunu aşıladılar. Biz de aşıyalım o zaman kredi kartlarımıza falan dokunmayın. Evet diyor. zaten onu da aşıladılar. Vatandaşa Para yok, da ondan aşıladılar. Harcıyor. Şimdi diyor ki sasarruf edeceksiniz vatandaşa. Harcamayın. Bak limitini keserim. Yani Harcama peynir alıyor insanlar. Ne evet, harcayacağız? İşte vatandaşın bir lüks harcaması yok. Bunu yok, anlatacağım. Ortalama Yok gitmeye çalışıyor insanlar. Evet sen onun daha gırtlağına basarak, sıkarak alabileceğin bir, bir vergi de kalmadı. Bak söylüyorum seçimden sonra yapılacak her türlü dolaylı vergi artışları verim eğrisinde, vergi eğrisinde artış sağlamayacak. Çünkü geniş kitlelerden alabileceği para kalmadı. Adama zam vermiyorsun ki alasın. Yani anlatabiliyor muyum adam zaten onu harcı et ve süt alırken ve peynir alım almaya çalışırken vergi tabana yayacak. Evet. Yaymışsın zaten <laughs> tabandan. Yüzde tabandan alıyorsun vergini. Aynen bir tavan, tabana evet. ulaşamıyor. <laughs> Mecburen vergiyi tabana doğru ittirecekler ittirmek zorunda kalacaklar çünkü vergi toplayamayacaklar yani çünkü vergi artışı olmayacak ve onun için bütçede verilen vergi artış hedefleri var da yüzde yüz falan. Onlara ulaşılması için bazı manevralar yapılacak fakat o bölümlerine ulaşmak mümkün olmayacak. O da ancak şöyle olacak, enflasyondaki artışla mümkün olur. Yani enflasyon öyle %36'ya 40'a falan düşmeyecek, 3 basamaklara doğru hareket edecek. Bak göreceğiz bunu. Bunu da burada iddia ediyorum her seferinde bak. Herkes %36'ları 40'ları beklerken ben diyorum ki enflasyon bu yıl, TÜİK enflasyonu %100'leri görmeden herhangi bir dönüş ihtimali görmüyorum. O zaman enflasyonda e, enflasyon kadar da kur artacak, kur da artacak. Önce kur artacak zaten. Ya buna mecburlar. Kur arttığı için enflasyon. Önce kur artacak. Daha sonra faizler artacak. O kurun ilk baştaki etkisiyle Sizce aynı anda da olacak? vergi artacak. Öyle mi olacak? Veriler öyle gösteriyor. Bunu bırakırsam Ben yazdım düşer, şimdi 11 Mart 2024. Devrim var. Devrim Ak yıl böyle bir iddia ortaya attı diye buraya not düştüm. Kaç Mart? <laughs> aylardır aynı şeyi söylüyorum. Yok aylardır. Ben ben yılbaşından itibaren e, bu savımı e, seçimden sonra... Ben önceki seçime de girerken evet. kurun 3 ay içerisinde 27'ye çıkacağını yani. söylemiştim. 26-27 bölgesi dedim. 2 ayda çıktı ve daha sonra da enflasyonun bir yükseliş yapacağını sağ sonrası... Bu seçime 33-34 bölgesinde gireceğimizi söylemiştim. Ama bak şöyle... bak, o zamandan söylemiştim. Yani şöyle... Şimdi de diyorum ki bu seçime 33-34 ile giriyoruz. Yani, Girebilirsek o da bak. Hala, hala... Riskler artıyor. Haftada 5 milyar dolar çıkış çok ciddi. Bak verilerden söyleyeyim. Geçen seçime girerken bankalarda insanlar 1000 dolar çekemeyecek konuma geldi. Bankalar ödeme yaptırtmadılar. Kimse gittim 1000 doları bile vermeden bankalar oldu. Niye? Net net döviz rezervi Merkez Bankası'nın hazine dövizlerinden arındırılmış ve swaplardan arındırılmış. Anlayacakları dilde söyleyeyim. Eksi 77 milyar doları vurmuştu. Bugün benim verilerime göre şu anda resmi veri eksi 60, 60'a geldi. Yavaş yavaş adım adım haftada 5 milyar dolar kaybediyoruz. Benim verilerime göre geçen hafta itibariyle eksi 65'e geldik. Yani ortada bir geçen seçimden bu kadar övdüğümüz harika politikalarımız yani 8.5'lerden 45'e getirdik ülkeye döviz aktı diye anlattığımız politikalarımızda önceki seçimde aynı noktaya gelmemize sadece 12 milyar dolar kaldı. 12 milyar dolar da çekilirse sen haftada 5 daha giderse yine seçimden önceki hafta o 1000 doları bankadan Zorla alma kanka, sıkıntısına mevziyor. düşersin.